kuyudan aldın beni. Isında çiçek açtı bak gözlerim. Alyaz Motta Müzik'ten herkese merhaba. 13 Mayıs haftası etkinlik takvimine baktığımızda tiyatro severler de Asta Asta Çirkin'i seyrettiler. Çarşamba günü İlk Beşiktaş'ta Eda Baba, Perşembe günü Nayah'ta Bilkan Nasıoğlu, Cuma günü İlk Beşiktaş'ta Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Cumartesi günü Akarsa Tamirhane'de For in the Pocket sahnedeydi. Biz de bu hafta sizin için Nayah'a Bilkan Nasıoğlu konserine gideceğiz. Ben kendisini 7. Ev grubundan biliyor ve dinliyordum. Fakat geçtiğimiz yılın sonunda grubun müzik kariyerini sonlandırmasından sonra Bilkan Nasıoğlu kariyerine solo olarak devam etme kararı aldı. Böylelikle dinledikçe insanı dinlendiren o sesinden bizi mahrum bırakmamış oldu. Ve şimdi ben de o güzel sesi dinlemek için Nayah'a doğru gidiyorum. Sevdiğim yüreklerin tadı kaçar olmazsa, dinlediğim şarkılar moralimi bozar olmazsa. Geceye dair düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ben Birkan'ı yeni tanıdım aslında. Adana'dan geliyorum. Sadece onu dinlemek için özel olarak geldim. Çok seviyorum şarkılarını. Üçüncü yeniler favorim yani hepsi. İlk defa canlı dinleyeceğim ve sesini çok beğeniyorum. Yazdığı şarkıları da çok beğeniyorum. Yani Bilkan Nasıoğlu'nun birkaç konserine gittim ben daha önce. Çok da severek takip ettiğim birisi kendisi. Bu gece de heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Birkan'ı zaten çok severek takip ediyorum. Hepimiz sizi 7. Ev grubundan tanıyoruz. Grubun müzik kariyerini bitirmesinden sonra siz de solo olarak devam etme kararı aldınız. Peki bu düşünceniz daha öncesinde var mıydı? Yani grupla beraberken ayrı bir şeyler yapmayı planlıyor muydunuz? Yoksa tamamen grubun dağılmasından sonra mı ortaya çıktı? Yani Elçin'le birlikte iki şarkı yapmıştık 7. Ev devam ederken. Onlarda da sadece gitarım, ben, Elçin hani herhangi bir prodüksiyon yoktu, o yüzden gerçekleşmişti. 7. evde de hani şarkıları ben yapıyordum, hep birlikte düzenliyorduk. Zaten bir üretim söz konusu olunca durdurmak biraz zor oluyor. Ben devam edecektim zaten, yani onu durduramazdım içimde. Sonra bu şekilde gelişmiş oldu. Düşeş gelmiyor, kaçırdım yine Mars. Solo olarak devam etmenizin sizin için artı ve eksi yönleri neler oldu? Aslında yine bir ekiple birlikte çalıyorum, yani müzikal anlamda bakacak olursak. Birazcık karar alma, karar verme mekanizması daha hızlı çalışıyor aslında. Diğer türlü çünkü hani dört kişinin aynı yerde aynı zamanda olması, organize edilmesi, tabii ki başarıyorduk bunu. Ama hani yalnız olunca bu belki birazcık daha fark ediliyor olabilir. Onun dışında her şey aynı şekilde devam ediyor aslında bakarsanız. Bizimle paylaştınız ama yakın zamanda bizi bekleyen bir albüm haberi var mı? Biraz daha böyle gidecek. 2020'nin sonuna kadar biz planladık GTR Müzik ailesiyle birlikte. Sonrasını bilmiyorum. Yani o çok daha başka bir programda konuşuruz albüm olaylarını. Sıra hani single olarak mı yayınlayacaksınız? O albüme kadar sizden single'lar görecek miyiz, dinleyecek miyiz? Bayağı bir rahatsız edeceğim yani. 2020 sonuna kadar bildirim böyle hani sürekli. Şimdi iki şarkıyı kaydedeceğiz önümüzdeki ay sonu. Bu sene iki şarkı daha yeni. Bir de şöyle bir durum oldu. Şimdiye kadar yarın da hani dersin ya devam yayınlanacak 17 Mayıs'ta. Böyle bilindik, daha önce duyulduk şarkılardı. Şimdi artık daha önce duymadığımız, hani sizin duymadığınız şarkılar olacak. Şimdiki kayıttan itibaren bunlara odaklanacağız. Sonra 5 şarkı da önümüzdeki sene gibi düşünüyoruz şu an, ama bunlar hep değişiyor tabii yani. Günleri çözerdin, kimse söylemezdin, senden iyisi yoktu. Bir de beni severdin umrumda. Gerçi hani albüme şu an var demiştik zaman olarak, ama Elçin Orçun'la yaptığınız parçalar büyük beğeni topluyor ve insanlar da hani bir gün sizle ortak bir albüm çalışması yaparlar mı diye böyle beklemedeler. Zaten ben de bekliyorum. Öyle bir planınız var mı hani 2020 sonrası veya işte belki de birden bize bir sürpriz yapıp böyle işte yıl içerisinde bir albüm çıkarır mısınız birlikte? Birlikte albüm çıkaracağımızı zannetmiyorum, ama yeni şarkılar olabilir. Çünkü birlikte keyif alıyoruz, yani birbirimizi de şarkı söylemekten, hani vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Yeni şarkı
şarkı olabilir. Henüz öyle bir hazırlıkta değiliz ama albüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü o başka bir durum. Aşka bir yüz vardı kaşımda. Bu gece gelecek olursak bizi nasıl bir konser bekliyor? Yani işte birazcık ses çıkartırız. Yani eğleneceğiz de diyebilirim. Duvarlar ölür, saklansam da görünür yine de uzayda kafam. Bugün Nayak'ta bir Kanasoğlu konserindeydik. Sevilen parçalarını canlı canlı dinlediğimiz için çok keyifli bir konser yaşadık. Ve böylelikle o güzel sesiyle de huzur erdiğimiz bir gece olmuş oldu. Biz çok keyif aldık. Umarım başka bir Kanasoğlu konserlerinde de kendisiyle tekrardan bir araya geliriz. Yaşam gibi, ölmek gibi, bir kere gelir aşk, herkese bir kere. Yaşam gibi, ölmek gibi. Merhaba, sizin için farklı etkinliklere göz atmaya devam ediyoruz. Cat Power, son albümünde yer alan Horizon parçasına çektiği video klibi yayınladı. Rock müziğin sevilen gruplarından Manga, Süper Güçlerimiz Var adlı yeni single çalışmasını klibiyle birlikte yayınladı. Yer çok uzak mıdır? Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak düeti Varsın, dijital platformlardaki yerini aldı. İstanbul'da 4x4, 8 yıl aradan sonra 3. albümü Belki, TMC etiketiyle yayınladı. Hayko Cepkin, Dans Et isimli parçasına klip çekti. Klipte Cepkin'in ailesinin ve çocukluk yıllarının görüntüleri yer alıyor. Bu haftanın etkinlik takvimine baktığınızda 21 Mayıs Salı Zorlu PSM'de Kalben, 22 Mayıs Çarşamba Zorlu PSM'de Edip Akbayram, 24 Mayıs Cuma Durak İksaç Kadıköy'de Can Gox, Kadıköy sahnede Jean Barbour, 25 Mayıs Cumartesi Kadıköy sahnede Deniz Tekin, Durak İksaç Kadıköy'de Göksel sahnede. Ben buradayım bil ki iki elim yakanda. Erdal Özyağcılar ve Yüzün Özyağcıların rol aldığı Kral, 24 Mayıs'ta Artı sahnede. Gerçekleştireceğim üç dileği. Fantastik filmlerini sevenler için Alaaddin, komedi filmlerini sevenler için de denemeye değer bu hafta vizyonda. Sanat dolu eğlenceli bir hafta olsun. Görüşmek üzere.